Bugün tüm dünyanın gözü İstanbul Boğazı'ndaydı. Neden? Çünkü Rusya'nın Taal Anlaşması'ndan çekilmesi sonrası Ukrayna'dan demir alan ilk gemi Türkiye'ye ulaştı. Sadece Romanya ve Bulgaristan karasuları içinde kalarak ilerleyen Taal yüklü gemiye herhangi bir Rus müdahalesi söz konusu olmadı. Rusya'ya rağmen gerçekleşen bu ilk seferde geminin İstanbul Boğazı'ndan geçişini uluslararası medya dikkatle takip etti. Rusya'nın Taal Koridoru Anlaşması'ndan çekilmesi sonrası Ukrayna limanlarından ilk kez bir ticari gemi ayrıldı. Hong Kong bandralı Josef Schulte adlı gemi çarşamba günü Ukrayna limanından ayrılarak İstanbul Boğazı'na doğru yola çıkmıştı. Tüm dünyanın seyrini yakından izlediği Josef Schulte konteyner gemisi Ukrayna'nın Odessa limanından ayrıldıktan sonra kıyıdan 80 mil açılarak kısa süreliğine uluslararası sulara girdi. Gemi Tuna Nehri Deltası bölgesinde tekrar uluslararası sulara çıkarken bu iki seferde de gemiye Rus donanmasından bir müdahale olmadı. Josef Schulte konteyner gemisi yolculuğunun devamında ise kıyıya 12 mil mesafede seyrederek Romanya ve Bulgaristan karasuları içinde kaldı. 30 bin ton yük taşıyan gemi Türk karasularına girdi ve Kumköy açığında demirledi. Rusya gıda krizini bitirmeyi amaçlayan anlaşmadan çekildiğini duyurmuş ve daha önceden iki kez uzatılan anlaşma 17 Temmuz'da sona ermişti. Karadeniz'de yaşanan gemi baskını Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerde önemli bir mihenk taşı oldu. Onunla ilgili Türkiye'den Rusya'ya bir ikaz var. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Palau bandıralı Türk gemisi Şükrü Okan'a baskın düzenleyen Rusya'nın gerginliği tırmandıracak adımlardan kaçması için uyarıldığını bildirdi. Rus askeri Palau bandıralı Türk gemisi Şükrü Okan'a 13 Ağustos'ta baskın düzenledi. Ülkenin Savunma Bakanlığı da o baskının görüntülerini yayınladı. Yapılan operasyona Türkiye'nin tepkisiz kaldığı iddialarına ise İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama geldi. Açıklamada Şükrü Okan gemisine baskının Türk karasularında değil uluslararası sularda gerçekleştiğinin altı çizildi. Basına yansıyan ve Rus askerlerinin Şükrü Okan isimli gemiye müdahalede bulunduğu yer Türk karasuları değil uluslararası sulardır. Şükrü Okan isimli geminin sahibi Türk olsa bile gemi Türk bayraklı bir gemi değildir. Uluslararası hukukta geminin ismi veya personelinin milliyetinden ziyade önemli olan bayrak devletidir. Tüm bunlara rağmen gemiye yapılan müdahale sonrasında Rusya Federasyonu'ndaki muhataplar Karadeniz'de gerginliği tırmandıracak bu tarz girişimlerden kaçınılması için uygun şekilde ikaz edilmiştir. Gemiye yapılan müdahalenin ardından Rus yetkililerinin ikaz edildiği bu sözlerle duyuruldu. Türkiye'nin baskına tepki göstermediği haberlerinin ise manipülasyon içerdiği vurgulandı. Rus Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan görüntülerde baskın anı ve sonrasına ilişkin kareler yer almıştı. Görüntülerde gemiye K-29 tipi helikopterlerle inen askerlerin uyarısıyla mürettebatın elleri başlarının arkasında diz çökmüş halde yer alması dikkat çekmişti. Rusya ise söz konusu baskının yasaklanmış malların olup olmadığını kontrol etmek için uluslararası gerekliliklere uygun denetim faaliyeti olduğunu savunmuştu.